önce elimden geldiğince ifade etmeye çalışacağım. Ama şimdi varımızın kültürünü ve onun güzellikleri toplar ekibini sahneye arz ediyorum. Gerçekleşen bu memleket gününü Van gününde kutluyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ben de sizin bir hemşehriniz olarak her zaman sizlerimizdeyim. Ne kadar zengin bir topraklar üstünde oturduğumuzu kıymetini bilmemiz gerekiyor. Turizm cazibesi merkezi olan ilimizi ne yazık ki bugüne kadar büyük metropollarda tanıtmış değiliz. Bugün bu durumu düzeltmek için, bu eksikliği gidermek için buradayız ve Van Tantum günlerinin ilkini yapmaktayız. Bu organizasyonda emeği geçen bütün dernek başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz bu yola çıkarken ben değil biz olma anlayışıyla bu yola çıkmıştık. Van Dernekler Federasyonu hangi düşüncede insanlarımız olursa olsun bu federasyon bütün Vanların federasyonu olacaktır demiştik. Siyaseten ve kamuda payımızı alabilmemiz için sivil toplum kuruluşu yapımızın bize çizdiği sınırlar çerçevesinde hak ettiğimiz temsiliyeti önümüzdeki dönem mutlaka ve mutlaka almamız gerekiyor. Biz bundan sonra yönetilen değil yönetici olacak. Hizmetlerimize devam edeceğiz. Bir hususta sizi bilgilendirmek isterim. Malumunuz Van'a gittik bir basın lansmanı yaptık. Oradaki bütün belediyelerimiz bizi aradılar ve katılacaklarını söylediler. Ama maalesef diğer illerde olduğu gibi Van valisi burada olmadığından dolayı Van'daki bütün esnaflarımız bütün sözleşmeleri iptal etmişlerdir ve bu alanda yer almamışlardı. Az önce sizin gördüğünüz kültürü Van halkı kendi eliyle hazırlamıştı. Van valinin hiçbir katkısı yoktur. Bunu Van halkına bildirmek isterim. Onun için diyoruz ki tarlada izi olmayanların
harmanda izi olmaz. Şükürler olsun bizim hem tarlada izimiz var hem harmanda izimiz var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 81 ilimizde ihtiyaç olan, gerek duyan illere her zaman yardım etmeye, destek olmaya devam ediyor, edecekti. İstanbul koskocaman bir şehir ve bir mozaik. İstanbul aslında bizim ortak paydamız ama her birimizin memleketi var, bir kültürü var, geldiği yer var. İşte memleket günleri de bu yüzden çok kıymetli. Memleket günleri memleketimizin havasını buraya taşıyan, memleketimizle bizler arasında köprü kurulmasını sağlayan çok önemli etkinlikler. İstanbul'da ne kadar Vanlı yaşıyor diye biz İstanbul Planlama Ajansı'na araştırma yaptırdık. 246.634 Vanlı varmış İstanbul'da. Tabii bunlar kütüğe göre bakılıyor ama kütüğü orada olmayan, Van'da doğan çok daha fazla kişi de olabilir. İstanbul'da en çok Vanlı'nın yaşadığı yerde Esenyurt ilçemizmiş. Esenyurt Belediye Başkanımız da fahri bir Vanlı olarak zaten aramızda şu anda. Kendisine de teşekkür ediyorum. Van'a da İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak gerek geçmiş dönem gerekse bizim dönemimizde yapılan toplam yatırım tutarı 44 milyon lirayı bulmuş. Bundan sonra da yapılmaya devam edecek. Bunun için çok mutluyum. Çok nedeni var bunun. Ama en önemlisi Anadolu coğrafyası dünyanın en güzel coğrafyası. Van da bu coğrafya içinde, Anadolu coğrafyası içinde en önemli bölgelerden bir tanesi. Hem tarihi kökleri itibariyle hem kültürel birikimi itibariyle yetiştirdiği sanatçılar, felsefe uzmanları, geçmiş dönemdeki güzellikleri yaratan insanları içinde barındırdığı için çok önemli bir bölge. Yani dünyadaki ülkelerin geçmişlerini 50 yıl, 100 yıl, 500 yıl, 300 yıl ifade ediyor. Burası 7000 yıllık bir yerleşim bölgesi. Birçok imparatorluğun gözdesi olmuş. Merkezi olmuş bir yer. Birçok ırkın birlik beraberlik içinde, barış içinde yaşadığı, farklı farklı kimliklerde, inançlarda insanların birlik içinde, beraberlik içinde yaşadığı bir coğrafya. Bu coğrafyanın mirasıyla yetişmiş insanları, onların çocuklarıyla beraber olmak bir şeref vermiş. Çok önemli bir yer. Zaten gezince biraz daha iyi anlıyorsunuz. Yani her bir ilçesinin bile ayrı ayrı güzellikleri var. Yani oyunu farklı, yemeği farklı, gelenekleri farklı. Dolayısıyla dünyaya çok yönlü bakabilmeyi sağlayan bir merkezimiz burası. Yerleşim yerimiz. Bir de buranın tabii hazırlanışında ben bir takım duyumlar hissettim ve içeride gördüm ki devletin makamlarının olmayışı ve bunun da bir dernek, bir federasyon seçimine endekslenmiş olması gerçekten ayıp. Yani bu kabul edilebilir bir şey değil. Bir federasyon seçimi sonucunda kaldı ki rakipler de burada. Yani federasyonda rakip olmuş. Arkadaş da burada. O da çok son derece Vanlı hemşerilerine yakışır bir şekilde, medeni bir şekilde bizi karşıladı. Bu kabul edilebilir bir şey değil tabii. Doğru değil. Bizim olumsuzluklardan değil, güzelliklerden beslenmemiz lazım. Bizim birbirimizi yüceltmemiz lazım. Böyle yaptığımızda ancak birbirimizin beraberliği, bütünlüğü daha güçlendirmek. Bu anlamda da burada olmak istedim. Benim için değerliydi. Çok faydalandım. O insanların güzelliğini, ruhlarındaki o güzelliğini sevgiyle ayırıyorum. Diyoruz. Ben kurumlara çok teşekkür ediyoruz. Vatanımıza, milletimize ve İstanbul'a hayırlı olmasını diliyorum. Ya Allah, bismillah diyoruz. Açılışımızı alkışlarla gerçekleştiriyoruz.